Diğer Türk devletleri ve toplulukları başlığında Avarlar. Avarların tarihi Asya ve Avrupa dönemleri olarak ikiye ayrılır. Avarlar 6. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan'da bir devlet kurmuşlardır. 558 yılında Sibir devletini ortadan kaldırmışlar arkadaşlar. Karadeniz'in kuzeyinden geçerek bugünkü Romanya'ya girmiş. Bizans ile de sınır komşusu olmuşlardır. 560 yılında Macaristan'a yerleşen Avarlar, Orta Avrupa'da Bayan Han liderliğinde büyük bir devlet kurmuşlardır. Avarların en önemli askeri faaliyetleri 619 ve 626 yıllarında İstanbul'u kuşatmaları olmuştur arkadaşlar. Hazar Devleti'ne baktığımızda arkadaşlar, Hazarlar 7. yüzyıl ve 10. yüzyıllar arasında Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde bir devlet kurmuşlardır. Hazarlar dini hoşgörüleri, ticarete verdikleri önem ve devlet teşkilatları ile tanımlanırlar. Hazarlar 630 yılında Doğu Göktürk Devleti'nin yıkılması sonucu bağımsız bir devlet haline gelmişlerdir. Hazarlar 7. ve 9. yüzyıllar arasında güçlü ordularıyla bulundukları bölgede huzuru ve ulaşım güvenliğini sağlamışlardır arkadaşlar. Hazarların bu dönemi Hazar Barışı Çağı olarak adlandırılmıştır. Hazarların zayıflama nedenlerine geldiğimiz arkadaşlar, ordunun askeri gücünü kaybetmesi, ülkede din ve dil birliğinin olmaması, ticaret yollarının güvenliğinin bozulması, orduda ücretli askerlere yer verilmesidir. Bulgarlara geldiğiniz arkadaşlar, Orta Avrupa'yı terk eden Avrupa Hunları, doğuya yönelen Türk topluluklarının Karadeniz kuzeyine geçerek burada Ogur Türkleri ile karşılaşmasıyla Bulgar adıyla anılmaya başlanan toplumdur. Doğu Göktürk Devleti'nin 630 yılında yıkılması ve Avar hakimiyetinin zayıflaması sonucu Kubrat Han liderliğinde Bulgarlar bağımsız olmuştur arkadaşlar. Tuna Bulgar Devleti yönetiminde Tuna boylarına gelen Bulgarlar 679 yılında Tuna Bulgar Devleti'ni kurmuşlardır. Bulgarlar Avarlardan sonra Bizans'ı kuşatan ikinci Türk milletidir. Omurtak Han zamanı Tuna Bulgar Devleti'nin en güçlü dönemi olmuştur. Boris Han'ın 864 yılında resmen Hristiyanlığı kabul etmesi sonucu Tuna Bulgarları giderek Türklük özelliklerini kaybetmiştir. Büyük Bulgar Devleti'nin parçalanması üzerine Bulgarlar İtil Çolman bölgesine çekilmiş ve İtil Volga Bulgar Devleti'ni kurmuşlardır. Yerleştikleri toprakların verimli olması, ticareti iyi bilmeleri İtil Bulgarlarının güçlü devlet olmasını sağlamıştır arkadaşlar. Bulgar tüccarlarının Hazar ülkesinde Müslüman tüccarlarla karşılaşmaları İtil Bulgarlarının 10. yüzyıl başında İslam dinini benimsemelerinde etkili olmuştur. Günümüzde Kazan Türkleri İtil Volga Bulgarlarının soyundan gelmektedir. Diğer Türk devletleri ve topluluklarından Kırgızlara geldiğimiz arkadaşlar. Kırgızlar günümüze kadar varlıklarını devam ettiren en eski Türk kavimlerinden biridir. Kırgızlar, kök Türkler ve Uygurların hakimiyetinde yaşamışlardır. 840'ta Orhun bölgesine girerek Uygur devletini yıkıp kendi devletlerini kurmuşlardır. 1207 yılında Cengiz Han Kırgızları kendine bağlamış. Kırgızlar Moğol hakimiyetine altına giren ilk Türk kavmi olmuştur arkadaşlar. Yenisey yazıtları ile Manas Destanı Kırgızlar dönemine aittir. Dünyanın en uzun destanı Manas Destanı hala yazılmaktadır arkadaşlar. Diğer Türk topluluklarından Sibirlere geldiğimizde Büyük Hun İmparatorluğuna bağlı topluluklardan biridir. Ana yurtları Tanrı Dağları'nın batısı ile İli Nehri arasındaki bölgeydi. Asya'nın kuzeyindeki topraklar için kullanılan Sibirya adı, Asya'nın kuzeyindeki topraklar için kullanılan Sibirya adı Sibirlerden gelmektedir. Bugün zaten Rusya'nın egemenliği altındadır Sibirya bölgesi. Türk işlere geldiğimiz arkadaşlar, 630 yılında Doğu Göktürk Devleti yıkılınca Türk işlerin başına geçen Bagatarkan
Kısa zamanda bütün 10 okları hakimiyeti altına almış, Balasagun'u ele geçirmiş, bu şehri başkent yapmıştır. Sulu Kağan zamanında Araplar ile Türk işler arasında çatışmalar çıkmış. Müslüman Arapların ilerleyişi durdurulmuştur. Notumuza baktığımızda arkadaşlar, Türk işlerin kendilerine özgü para basmaları ekonomilerinin geliştiğinin göstergesidir. Bu paranın delikli olması Çin ve Arap etkisini de göstermektedir. Karluklara baktığımızda arkadaşlar, Karluklar kök Türklerin bir koludur. 751 yılında Araplar ile Çinliler arasında meydana gelen Talas Savaşı'nda Müslüman Arapların yanında yer alan Karluklar, Çin'in yenilgiye uğratılmasını sağlamışlardır. Karluklar 766 yılında Türk İşler Devleti'ne son vermiş, Balasagun merkezli kendi devletlerini kurmuşlardır. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu olmuştur arkadaşlar. Diğer Türk toplulukları ve devletlerinden Macarlara geldiğimiz arkadaşlar. Ugorların ve Onogurların zamanla karışması sonucu Macar kavmi ortaya çıkmıştır. Macarlar Peçeneklerin baskısı sonucu batıya doğru göç etmiş. Macarların başında Arpad liderliğinde Macaristan'a gelerek yerleşmişlerdir. Avrupa'nın dört bir yanına akınlar yapmışlardır. 10. yüzyıl sonunda Hristiyanlığı kabul eden Macarlar zamanla Türklük özelliklerini kaybetmiştir arkadaşlar. Peçeneklere geldiğimiz arkadaşlar, tarihleri boyunca boy teşkilatı içinde kalan Peçenekler savaş anlarında birleşmişlerdir ancak bir devlet kuramamışlardır. Peçeneklerin en önemli tarihsel rolleri Rusların güneye inerek Karadeniz'e ulaşmalarını önlemiştir. Uzlar yani Oğuzlara geldiğimiz arkadaşlar, Oğuzlar Türk milletinin en kalabalık ve tarihte en önemli rolü oynayan koludur. Medeniyet alanında diğer devletlere göre hayli ileri durumda olan Oğuzlar, taşıt araçları yapımı gibi birçok alanda ilerlemeler kaydetmişlerdir. Oğuzlar birçok devletler ve beylikler kurmuşlardır arkadaşlar. Oğuz boyları arkadaşlar. Oğuzlar ikiye ayrılır. Bozoklar ve Üçoklar. Bozoklar da içerisinde üç ayrılır. Yıldız, ay, gün. Üçoklar da gök, dağ ve deniz olarak üçe ayrılır. Oğuzların kurduğu devletleri incelediğimiz arkadaşlar. Oğuz Yabgu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti. 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul eden Oğuzlara Müslüman Türk anlamına gelen Türkmen ismi verilmiştir. Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki topraklara yerleşen Oğuzlar burada Oğuz Yabgu Devleti'ni kurmuşlardır. Bizans ordusu içinde Malazgirt Savaşı'na katılan Uzlar, savaş sırasında Peçeneklerle birlikte Selçuklu ordusuna katılmış ve savaşın kazanılmasında önemli rol oynamıştır arkadaşlar. Kıpçaklar, Kumanlara geldiğimiz arkadaşlar, Kıpçaklar Rusların Karadeniz'e inmelerini engellemiş, Balkanların Slavlaşmasını geciktirmişlerdir. Örneğimize baktığımız arkadaşlar, Orta Asya Türk toplulukları arasında yer alan Karlukların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. B. Karahanlı Devleti'nin kurulmasında rol oynamışlardır. C. Talas Savaşı'nın Müslümanlar tarafından kazanılmasında rol oynamışlardır. D. İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlamışlardır. Şıklara baktığımızda arkadaşlar, İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlayan devlet Gazneliler Devleti'dir. Bu nedenle doğru cevabımız yani yer almayan özellik D şıkkı İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlamaktır. Türk devleti ve topluluklarının önemli özelliklerine baktığımız arkadaşlar, Kırgızlar Ötügen'e egemen olan son Türk boyudur. Sabarlar Sibirya'ya ismini veren Türk boyudur. Avarlar tarihte İstanbul'u ilk kez kuşatan Türk devletidir. Hazarlar Museviliği kabul eden tek Türk devletidir. Hazarlardan başka kimse Museviliği kabul etmemiştir arkadaşlar. Kırgızlara baktığımızda ise dünyanın en uzun destanı olan ve hala yazılmakta olan Manas destanını meydana getiren topluluktur. Örneğe baktığımızda arkadaşlar, bu bilgiye aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Kırgızların en eski Türk yurdu olan Orhun bölgesinin Moğolların eline geçmesine
engel olamamaları Türk siyasi tarihinin gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. A şıkkı bu bölgede bir daha Türk devleti kurulamaması, B şıkkı Moğolların şaman inancını benimsemesi, C şıkkı Orhun bölgesinde kök Türk anıtlarının bulunması, D şıkkı Moğolların ilk Türkler gibi göçebe olması. Orhun bölgesi elimizden çıktıktan sonra arkadaşlar bu bölgede bir daha Türk devleti kurulamamıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır.